Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel böyle evde yapabileceğimiz kolayca bir beyti yapalım bakalım hep beraber. Şimdi buraya kıymamızı aldım. Buraya rendelediğim soğanlarımı alıyorum şöyle. Şimdi 2-3 dişte sarımsağımı rendeliyorum. Şöyle hemen küçük rendeyle de yapabilirsiniz. Ben bunu batırdığım için soğanda kullandım. O yüzden hemen şöyle bunu da yapayım. Sarımsaklarım küçük olduğu için şöyle 2-3 tane yapıyorum ben. Bir sarımsak olursa bir tane yeterli. Şimdi bunların içine sevdiğimiz baharatları ilave edeceğiz. Öncelikle tuzumu bir ilave edeyim. Ve çok az şöyle kimyon ilave ediyorum. Yine şöyle yarım çaya yakın çay kaşığı karabiber, toz biber, şöyle kekik. Sevdiğiniz baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Pul biber. Şöyle biraz daha hemen biber salçası ilave ediyorum ve bunları güzelce iyice bir karıştıralım. Evet, kıymalı harcımı iyice yoğurdum ve şimdi hemen yufkalarıma saracağım. Ardından bunlar pişerken sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi şöyle yufkamı güzelce bir açıyorum ve ikiye katlayacağız yufkamızı. Öncelikle şöyle bir ikiye katlayalım. Daha sonra güzelce herhangi bir sos, herhangi bir şey yapmadan şöyle yanlardan katlayacağız. Şöyle. Çok olmasın. Şöyle. Şöyle de yapabilirsiniz ama artık böyle yeterli. Şimdi buradan bu harcımı koymaya devam edeceğim. Şöyle karışmış yufkamız. Buradan alacağım. Pişer mi diye soruluyor bazen yapılanlarda. Tabii ki pişiyor. Yani kıyma sonuçta fırın 190-200 derecelik bir sıcaklıkta bunlar olacak. Şöyle böyle devam edeceğim. Şöyle. Biraz şuradan alayım, kalın olmasın fazla. Şöyle. Sarar kadar çok gevşek bırakmayalım. Keserken çünkü sorun yaşayabiliriz. Biraz böyle sıkı sıkı saralım. Şöyle. Ve şimdi istediğimiz şekilde keseceğiz onu. Yağlı kağıt serilmiş tepsime, ister böyle verevli kesin, ister ikişer parmak olacak şekilde şöyle kesin. Ama ben birazcık böyle verevli keseceğim. Sunum anında daha güzel, daha şık durması için. Gene aynı şekilde büyüklükler aynı olmasına dikkat edeceğiz. Ve şöyle yağladığım tepsime bunları güzelce dizeceğiz. Önceden ısıttığım 190-200 derecelik fırına bunları göndereceğiz. Gene aynı şekilde böyle şöyle diğer yufkalarımıza da bu işlemleri uygulayacağım. Yine tepsime diziyorum. Daha önce de çok yaptım ama işte ha bugün paylaşayım ha yarın derken kaldı. Şimdi akşama yapacağız. Nasip olursa iftara. O yüzden dedim hem yapayım hem çekeyim. Takipçilerimize de bir fikir olsun. Şöyle böyle devam edeceğim artık. Diğer yufkama da aynı işlemleri uygulayacağım.
Önce yufkamı alayım. Şöyle açıyoruz. İkiye katlıyoruz. Şöyle. Biraz kenarlarını kıvırttırıyoruz şöyle. Şimdi yine o kıymalı harcımızdan aynı şekilde rolo şeklinde yapıyoruz. Bütün yufkalarım tepsim dolana kadar bunu uygulayacağım. Şöyle. Biraz tabii elimde incelterek koyuyorum ben rolo yaparak. Ya da kısım kısım yapabilirsiniz. İlla inceltmeye gerek yok. Şöyle. Evet, yine aynı şekilde böyle devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi yine sıkı sıkı olacak şekilde, çok gevşek olmayacak şekilde sarıyoruz. Çünkü gevşek olursa, salıksız olursa keserken dağılma sorun yaşarız. O yüzden şöyle. Evet. Bunu da aynı şekilde yine verevli verevli, büyüklüğü aynı olacak şekilde dikkat edelim onu. Şöyle. Evet. Şimdi bunları tepsime dizeyim. Herhalde bir yufka daha gerekebilir. Şöyle. Evet, diğer yufkamı da yapayım. Evet, ister böyle fırın tepsisi yuvarlak olursa tabii daha güzel oluyor. Ama bizim böyle olduğu için böyle yaptık. Bazen domatesleri buraya koymuyorum. Ayrı yağda hemen tavada kızartıp birazcık öyle de serviste kullanıyorum. Şimdi bugün ama böyle yaptım. Erittiğiniz tereyağı olabilir ya da sıvı yağ olabilir. Şöyle bir gezdirttirelim ve önceden ısıttım. Ben 190 dereceye falan vereceğim. İçindeki kıymalar da güzelce pişsin. Nar gibi kızarsınlar diye. Siz de pişirme ayarınıza bakın. Ona göre fırına gönderebilirsiniz. Şimdi beyitlerimiz fırına giderken sosunu hazırlayacağız. Evet, sos için öncelikle böyle birazcık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alacağım. Ve şöyle aynı şekilde de tereyağımı alacağım. Yine 2 yemek kaşığı kadar lezzetli olması için. Onu da tavama alıyorum. Şöyle birazcık bunlar olurken. Şimdi tereyağım ve sıvı yağım güzelce ısındı. İçine şöyle 1 yemek kaşığı kadar domates salçamı ilave edeceğim. Ve hemen buraya rendelediğim 1 tane domatesimi ilave ediyorum. Şimdi yeterince tuzumu ilave edeceğim. Şöyle. Çok abartmayalım.
sevdiğiniz baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Biraz daha böyle rengi güzel olsun derseniz. Aroması iyi olsun derseniz şöyle çok iyi. Az az buraya da hepsine ilave ediyorum ben. Kabartmayacak şekilde. Şimdi bunlarla da şöyle bir karıştırıyorum. Sosumuz çok basit. Hemen böyle kolayca yapabileceğimiz güzel bir sos. Şöyle bir fok buradasın. Zaten kaynıyor. Artık sosumuz da hazır olacak. Evet, sosum hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Bu burada beklerken beytilerimizi fırına gönderiyoruz. Evet, beytilerimi fırına gönderdim. Kapağını kapatıyorum. Böyle yaklaşık 190-200 arası bir ayara getirdim ben. Alt üstü güzelce kızardıktan sonra bunları alıyoruz fırından. Ve yoğurdumu hazırlıyorum. Şimdi ister üstünde ister yanında. Bazen ben üzerine gezdiriyorum. Bazen de yanına hem sosu hem bunu koyuyorum. Kişiler kendileri tabaklarını aldıktan sonra nasıl istiyorlarsa ona göre servislerini yapıyorlar. Yani yoğurt istiyorlar ya da istemeden direkt sos istiyorlar bunun için. Şimdi öyle bir daha karıştıralım sarımsaklarımızla. Ve artık yoğurdum da hazır. Evet, beyitlerimiz de kızardı. Biberlerimiz de, domateslerimiz közlendi. Çıkardık. Biraz bu sıcaklığı gitsin. Sıcaklığı gittikten sonra herkesin istediği gibi servis edeceğiz. Şöyle göstereyim. Muhteşem oldular bakın. Hepsi hazır. Yanına bir çorba yeter. Evet, artık şöyle tabaklarımıza servis edeceğiz. Güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Başka bir tepsiye dizerek ortaya götürüp ortada da herkes istediği gibi yapabilir. Nasıl arzu ediyorsanız öyle sunum yapabilirsiniz. Ben size göstermek adına şöyle. Evet, hepsini böyle hazırlayayım. İster böyle kişi başı yapabilirsiniz servis, ister şöyle yoğurdumu bir daha karıştırayım. Dediğim gibi şöyle ortaya götürerek yapabilirsiniz. Şu an bizim evde herkes sarımsaklı yoğurt ve soslu istedikleri için ben böyle yapıyorum. Ama sadece sos isteyen olursa siz de sadece soslu ya da sadece yoğurtlu isteyenlere göre yaparsınız. Şimdi şöyle yeter. Ve buradan da sosumdan da gezdireyim. Şöyle. Şöyle biraz yanlarına da yaptırayım ki görüntü güzel olsun. Şöyle. Evet. Şöyle her yerine gelecek şekilde yapalım. Şöyle. Bunları bilerek yapıyorum. Daha böyle görüntü hoş olsun diye. Şimdi bunları da yaptık. Ve şimdi biberlerimizi koyalım. Her tabağa birer tane olacak şekilde. Şöyle. Biberleri fazla yapabilirsiniz. Ama ben birer tane yaptım. Kişi başı olacak şekilde. Domatesleri şöyle. Dilim iri domates yapabilirsiniz. Ben küçük domateslerden yaptım.
Evet, Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeyi nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.